Hi friends. This is my cat. Yani bu benim kedim. Aynı zamanda şöyle de diyebiliriz. This is mine. Yani bu benimki. Kedimizin üzerinden bugünkü konumuza geçiş yapabiliriz. Yani possessive adjectives and possessive pronouns. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Tablo içerisinde e, possessive adjectives ve possessive pronouns konusunu göreceğiz. Ama bununla birlikte subject pronouns'u da ekledim ki kolaylıkla anlayabilirim diye. Subject pronounslar yani kişi zamirlerimiz neydi bizim? I, you, he, she, it, we, you, they. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bu tablonun içerisine şu şekilde de bir yapı ekledim. Yani birinci, ikinci ve üçüncü kişileri gösteriyor tekil olarak singular ve birinci, ikinci, üçüncü kişiler plural, çoğul halleri olarak da gösterdim. Böylelikle gruplandırarak daha kolay anlayabileceğiz. Possessive Ejectives'e bakalım öncelikle. Yani iyilik, sahiplik sıfatları. Aslında bunun Türkçe'de karşılığı zamirler. İyilik zamirleri. Ama İngilizce olarak Possessive Ejectives'dir bu. İyilik e, sıfatları. Nedir? Ayın karşılığında my. Yani ben, benim. You, sen, your, senin. Bakın. I, my. You, your. He, His. She, her. It, its. Ne oldu? Benim, senin ve onun oldu. Şimdi bunlar singular'dı. Yani tekiller. Şimdi çoğullara bakalım. We, our. Yani biz, bizim. You, your. Siz, sizin. Yani singular ile plural you'lar aynı. Kendileri de aynı oldu. Subject pronounları da aynı olduğu gibi. They, their. Onlar, onların. Evet. Şimdi bir de possessive pronounce'a yani iyilik zamirlerine bakalım İngilizce'deki haline. Bunlarda nasıl oluyor? Mine. I. Ben. My. Benim. Mine benimki. Kullanımlarını birazdan bakacağız. Yours. Seninki. His. Hers. Ya da its. Onunki. Bakın burada bir parantez açtık. Neden? Çünkü rare. Yani Nadiren kullanılan bir yapıdır bu it's. Bazı kitaplarda ya da bazı kaynaklarda it's'in olmadığını da görebilirsiniz. Ama e, nadiren kullanım içerisine aldık. Burayı da niye ayrıyeten kırmızı ile yazdık? Çünkü possessive adjectives ve possessive pronouns'ları aynı olduğu için dikkatinizi çekmesini istedim. Evet, e, çoğul hallerine bakalım possessive pronouns'ların. Ours, yours, theirs. Yani bizimki, sizinki, ve theirs onlarınki şekliyle. Evet, subject pronounslardan sonra biz ne kullanıyorduk? Plus yani artı bir kullanıyorduk arkadaşlar. For example yani örneğin, emizar olabilir, hevgat have hezgat have olabilir. Bunlar şimdiye kadar öğrendiğimiz yapılar içerisinde sınırlı olarak gösteriyorum. Tabii ki bir sürü e, fiil yapılarını kullanabiliriz. Şimdi possessive adjective'ten sonra ne geliyor peki? Ona bakalım. Bugünkü asıl konumuz evet noun. Yani subject pronouns'lardan sonra fiil getiriyoruz. Possessive adjectives'lerden sonra yani bunlardan sonra ne getiriyoruz? Noun getiriyoruz. For example, örneğin notebook, my notebook. Evet, bag, your bag. Benim defterim, senin çantan. His cellphone, onun cep telefonu. Ne oldu? Bunlardan sonra isim geldi. Hemen karşılaştıralım. I have got yani subject pronoun'dan sonra fiil gelirken my notebook. My'dan sonra yani possessive adjective'ten sonra noun isim geldi. Possessive pronoun'dan sonra ne geliyor bakalım? Nothing. Hiçbir şey gelmiyor. Bunlardan sonra isim gelmiyor anlamında. Tabii ki bunlardan sonra e, fiil getirebiliriz. Mesela mine is şeklinde kullanabiliriz. Ama bizim dikkatimizi çekmesi istediğimiz şey şu. My ile mine arasındaki fark şudur. Aydan sonra isim gelirken mine'dan sonra hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Burayı özne haliyle değil nesne haliyle olarak karşılaştırıyoruz. Evet examples örneklere bakalım. Üç grupta da örnek verdik burada. Subject pronoun possessive adjectives and possessive pronoun haliyle. Bakalım I have got a notebook. Ne oldu? Ben bir deftere sahibim. Benim bir defterim var. Bunu possessive adjectives olarak cümle yapalım. It is my notebook. Bakın buradaki yapı neye dönüştü? My notebook haliyle bu cümleye dönüştü. It is my notebook. Ya da it is mine. Bakın ne oldu? Maydan sonra isim geldi. May'dan sonra isim yok. Özne olarak kullanmadık mayni. Bakalım. She has got a red bag. Evet. O kırmızı bir çantaya sahip. Kırmızı bir çantası var. Ne oldu? This is her red bag. Yani bu onun kırmızı çantası. Bakın onundan sonra şu red bag ismi getirdik. This red bag bu kırmızı çanta is hers onun. She, her, hers. Bakın I, my, mine olmuştu. She, her, hers oldu. Devam edelim. I and my friend. Ben ve benim arkadaşım have got two cell phones. Yani biz iki cep telefonuna sahibiz. İki cep telefonumuz var. Sözesi ve ejektifs hali ben ve benim arkadaşım ne oluyor? Biz oluyoruz. İşin içerisinde ben olunca yanıma gelen kişi beni biz yapıyor. O zaman these are our cell phones. Yani bizim cep telefonlarımız. Possessive pronoun hali these are ours. Bunlar bizimkiler oldu. Our'dan sonra noun geldi yani isim geldi. Ama burada ours'dan sonra yani possessive pronoun'dan sonra isim gelmedi. Evet arkadaşlar şimdi konumuzla ilgili exercises alıştırmalar yapalım. Bakalım. Fill in the blanks with my, your, his, her, its, our, their. Yani blanks boşlukları fill in dolduralım. With ile ne ile? Bunlarla yani possessive adjectiveslerle dolduralım. Yani benim, senin, onun. Evet bakalım birincisine. This is Mrs. Smith. Evet bu bayan Smith. Bla bla yani boşluk. Husband is an engineer. Evet onun kocası bir mühendis diyeceğiz. Bayan Smith dediğimize göre, bayan Smith birinci aşama neydi? She. Onun demek için neyi kullanıyoruz? Her husband is an engineer. Onun kocası oldu. Çünkü her'den sonra bir isim geldi. Bunu da dikkat etmiş olalım. I have got a cat. Ben bir kediye sahibim. Name is Pamuk. Evet, kedinin isminden bahsettiğimiz için ne oluyor? It, it'in karşılığında onun demek için neydi tablomuzda? Its name is Pamuk. Evet, those are Mr. and Mrs. Brown. Şunlar Bay ve Bayan Brown. That is house. Onların evi. Bay ve Bayan Brown'un evi demek için onların yapmamız lazım. Yani their house. He is my friend. Benim arkadaşım. Bla bla neyimiz Burak. Şimdi arkadaşımızın cinsiyetini cümlemizin devamındaki özel isimden anlıyoruz. Burak. Erkek ismidir. Yani he olur. Ki olduğu zaman onun demek için neyi kullanıyoruz biz? Tabii ki his name is Burak. Is that laptop? Evet. o Laptop mu? Kimin? No, it isn't our laptop. Cevabında bizim laptopumuz değil dediği için sizin laptop'ınız mı diye sormamız lazım. Öyleyse Is that your laptop? Evet. I am a student. Ben bir öğrenciyim. blabla bla, school bag is there. Evet. Benim okul çantam orada olması lazım. Öyleyse benim my school bag is there. Are you and your sister in the park? Sen ve kız kardeşin parkta mısınız? Bula bula, father is waiting you at home. Babanız evde bekliyor. Sizin babanız. Öyleyse ne olur burası? Your father olur. Evet diğer alıştırma rewrite. Replay. CD playerların vesaire üzerinde dikkatinizi çekmiştir. Replay. Re tekrar demek. Bu da rewrite. Write yazmak demek. Tekrar yazınız. The following sentences. Takip eden cümleleri using kullanarak. She, we, they. Yani bunlar subject pronounlar. Kişi zamirler arkadaşlar. E, o tablomuzun ilk kısmıydı yani. Ya da his, her, its, their, our. Ya da ikinci kısım olan possessive adjectives. Yani yelik sıfatlarını kullanıyoruz. Bakalım birincisine. My English books are on the table. Evet, benim İngilizce kitaplarım masanın üzerinde. My English books. Alt çizili olan kelime grubu bu. Öyleyse bunun yerine ne kullanırız buradakilerden? She olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü my English books benim İngilizce kitaplarım. Ne olacak özetle yerine? Bunun yerine onlar masanın üzerinde olabilir buraya. Öyleyse they are on the table. Onlar masanın üzerinde. My camera's name is Sony. Benim kameramın ismi Sony. Yani cansız bir varlık. Onun ismi, onun adı olacak. Its name is Sony. Ayran is Canan's and her father's favorite drink. Yani Canan'ın ve onun babasının favorite, favori, en sevdiği drink, içecek. Onların en sevdiği içecek olması lazım değil mi? Öyleyse ne olur? İki kişi bakın. Canan ve babası. Onların. Ayran is their favorite drink. Bakın bu, bu, cümlemizde iki tane alt çizili kısım var. Nedir? Mrs. Lab, Bayan Lab is Mr. Lab's by Lab'in wife. Eşidir. Öyleyse Mrs. Lab yerine ne gelir? Peki isim. Evet. She gelir. She is Mr. Lab's by, Lab, Lep, Lab'in yani onun eşi demek için ne yapıyoruz? Erkek olan için kullanıyorum bu sefer biz kullanıyoruz. She is his wife. O onun eşidir. Diğer cümlemiz they are Hasan's and my pencils. Onlar Hasan'ın ve benim kalemlerim. Yani işin içerisinde ben varsam bu cümleyi iki kişi olduğu zaman ya da çoğunluk olduğu zaman biz yapmam lazım. Burada sahiplik olduğu için bizim olması lazım. They are bizim kalemlerimiz. Öyleyse they are our pencils. My friends and I. Bakın yine ben varım için içerisinde are very happy. Yani arkadaşlarım ve ben çok mutluyuz. Ama burada artık devamında bir e, isim yok. Öyleyse buradakilerden hangisini kullanacağız? Tabii ki we'yi kullanıyoruz. We are very happy. Biz çok mutluyuz. The girls' shirts are blue. Kızın gömleği mavidir. Evet kızın gömleği yani onun gömleği. C'den sonra gelen e, tablomuzdaki yapı neydi? Gördüğü, her shirts are blue. Onun gömleği mavi. Evet arkadaşlar. Diğer bir alıştırmamız. Fill in the blanks with mine, yours, his, hers, ours and theirs. Ne oldu? Boşlukları fill in. Dolduracağız. Ne ile? Bu sefer possessive pronouns'larla. Yani iyilik zamirleriyle kullanıyoruz arkadaşlar. Bakalım. I haven't got red shoes. Benim kırmızı ayakkabılarım yok. They aren't benim yoksa onlar benimki değil diyeceğiz. Öyleyse mine. They aren't mine. There are some flowers on Elif's table. Elif'in masasında birkaç çiçek var. Are they Elif'in masasında varsa onun mu onunkiler mi diyeceğiz. Öyleyse are they hers. There is a cat in front of your house. Senin evinin önünde bir kedi var. Is it senin evin önünde varsa? Is it yours? Seninki mi? Yani o kedi senin mi? Izdetbek bla bla it has his name on it. Evet, şu çanta sormuş kimin olduğunu öğreneceğiz. It has got his name. Onun ismi varmış. On it. Onun üzerinde ne yapıyoruz? Izdetbek is. That back his? E, hatırlayalım tablonun üzerinde possessive adjective ve possessive pronoun aynı olduğu için kırmızı yapmıştık zihnimizde canlansın We haven't got a bicycle Bizim bir bisikletimiz yok So that bicycle isn't Öyleyse bu bisiklet bizimki değil Öyleyse Ours Olacak so that bicycle isn't ours Are they Mahmut's and Ayhan's watches? Onlar Mahmut'un ve Ayhan'ın saatleri mi? Yes They are Evet onlar Onlarınki Öyleyse they are theirs. Is it your sister's cell phone? Evet. O senin kız kardeşinin cep telefonu mu? No. It isn't. Onunki değil. Hers. E, sister neydi? Kız kardeş. She'yi her. Her'ü de hers yapmıştık. Kademe kademe düşünürsek. O onunki değil. Onunki masanın üzerinde. Hers is on the desk. Ne oldu? Bakın. Hersten sonra burada cümlenin sonunda kullandık. İsim gelmiyor. Bakın burada cümlenin başında özne olarak kullandık. Devamında iz var. Olabilir. Çünkü tek başına isim özelliği kazanıyor. Possessive pronounlar. Evet. Bir de bu alıştırmadan yapalım. Choose the correct word. Yani doğru kelimeyi choose. Seçelim. These English books are different. Evet bu İngilizce kitapları farklı. Blabla bla has got 296 pages. Evet, bir tanesi 296 sayfaya sahip. But eee bla blabla boşluk has got only 145. Yani diğeri de sadece 145 sayfaya sahipmiş. Şimdi buraya ne gelir? Bakalım şıklarımıza. Your olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü your'dan sonra ne geliyordu? İsim geliyordu. Evet, o zaman diğeri de olmaz. Yani B şıkkı da olmaz. C'ye bakalım. Yours olur mu? Olur. Çünkü e, sonra isim gelmiyor ama özne haliyle kullandığımızda e, devamında fiil gelebiliyordu. İki tane yours var. E, i̇ki tane yours var. Öyleyse e, ikinci kısma bakalım. My mı mine mı? Şimdi birinci kısımla ikinci kısım aynı özelliklere sahip olduğu için e, fiil gelmiş. Aynı fiiller gelmiş bir de işimiz kolay. My mı mi olur mine mı mi olur? Tabii ki mine olur. Neden? Çünkü bu da possessive pronoun. Ne oldu? Seninki 296 sayfaya sahip, benimki de sadece mine has got only 145 145 sayfaya sahip oldu. Evet diğer soruya bakalım. Is blah blah mathematics book expensive? Ne oldu? Matematik kitabı pahalı mı? Ama kimin matematik kitabı? Yours mathematics book olmaz. Neden? İsim gelmiş. Yours böyle bir yapımız yok. Your mathematics book olur mu? Olur. Çünkü senin matematik kitabın oldu. Bu olur mu? Olmaz. Çünkü senden değil, senin sahip olduğun matematik kitabından bahsediyoruz. Yes, thank you very much for listening to me. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmadıysanız abone ol tuşuna ve OK tuşuna, beğendim tuşuna basınız. Thank you very much. Bye.